Evet, bir önceki derste biraz karmaşık da olsa dosya açma, dosya okuma konusuna giriş yapmıştık. Rust programlama dilinde daha önce de söylemiştim bazı şeyler ilk etapta böyle özellikle string konusu mevzu bahis olduğu zaman karışabilir. Bunu anlamak için string konusuna bakmanızı tavsiye ederim. Mesela UTF-8 ve string ilişkisi biraz ilginçtir. Yine vektör konusu da bu işin içine girer, array konusu da bu işin içine giriyor. Vektör ve string konusunu eğer anladıysanız burada aslında kafanız çok karışmaz. Neyse biz en son nerede kalmıştık? Dosyayı okumuştuk. Foo.txt'te bizim niyetimiz işte şuradaki sayıları bir diziye, ondan sonra her bir satırdaki sayıları da başka bir diziye ekleme niyetindeydik. Bunun için birkaç tane metodumuz vardı. Let f deyip mesela ne yapabiliyorduk? Read to string diyebiliriz. Mesela string işte buraya bir tane mutation string değişkeni atamamız gerekiyor. F pardon buraya read yazmıyoruz. F nokta read to string mut ss diye bir değişken olsun mesela. Tabi burada s'nin de mutation olması gerekiyordu falan. Let s eşittir string new. Diğer derste anlatmadığım bir konu vardı. Ona aslında çok emin olmadığım için anlatmamıştım. Burada tekrar değinmekte fayda var. Şimdi read to string veyahut sadece read veyahut sadece bir bakalım o da var mıydı? Read nerede? Burada. Mesela hangi konular var? Read vectored var. Vectored. Sanırım bu mesela vektöre çeviriyor. Emin olmak için bir bakalım. Mesela bakın burada vektöre atama yapmış. Biz burada mesela string'e atama yapmışız. String ve vektör aslında STR'nin ve array'in reallocate edilebilen, reallocate denilirken kafanız karışmasın aslında gayet basit bir şey. Mesela STR ve array bellekte yeniden alan tahsisinde bulunmaz. Yani yeniden bana işte bana alan dar geldi, bana yeni bir yer ver diyemezsiniz mesela array için ya da STR slice için. String slice diyoruz biz ona şu. Şundan bahsediyorum. Mesela bunun için yeni bir alan tahsisi yapamazsınız. Var olan alanı kullanırsınız. Ama string dediğimiz zaman yani bunu dediğimiz zaman bu reallocate edilebilir. Yani diyelim ki siz önce 10 harf eklediniz, sonra 20 harf eklediniz. Ne yapıyor bizim reallocate dediğimiz şey? Allocator diyorlar daha çok ona. Yeni bir bellekten alan tahsisinde bulunuyor. Yani çekirdeğe diyor ki benim alanım artık bana yetmiyor. Bana yeni bir alan ver. Vektör de aynı şekilde. Dolayısıyla mesela biz read to string dediğimiz zaman dosyayı başından sonuna kadar okuyor. Veya ben bunu wedge diye yazsam, wedge nif desem s burada bir vektör olduğu için tabi burayı bu defa vectored yapmam lazım sanırım. Bakalım ismine tam emin olalım. Vectored. Evet. Bu defa vektöre ata diyoruz. Şimdi vektör de alan bellekte yeniden alan tahsis ettiği için bu da dosyayı sonuna kadar okuyabiliyor. Ama mesela biz bunu bir array slice yapsaydık mesela şöyle sıfırdan oluşsun 20 elemanlı bir tane array. Şu anda mesela oluşturduğumuz zaman bütün elemanları sıfırdan oluşan bir array oluşturduk. Ne kadarlık bir alanı var? 20 byte'lık bir alanı var. Biz bunu bu defa okuduğumuz zaman dosyanın sadece 20 byte'ını okuyor eğer varsa. Yoksa okumuyor. Yani geri kalanları okumuyor. Böyle düşünün. Evet, şimdi başka ne yapabiliriz? Aynısını STR için yapabilir miyiz acaba? Ama STR değişik. Neyse STR konusunu açmayalım. Şimdi buraya kadar bu kısımları anlatmamıştım. Anlatmış oldum. Umarım bu kısımda artık bir sıkıntı yoktur. Bizim bir tane en son kaldığımız yerde ne demiştik? Mesela let f demiştik. Buff reader. Buff reader. New f diyoruz. Bir bakalım herhangi bir sıkıntı çıkıyor mu? Hata veriyor mu? Veriyormuş. Nerede veriyor? Find here. Buffread imiş. Buffread kullandığımız zaman sanırım herhangi bir sıkıntı yok. Buffreader yapmamız lazım. Burası da Buffreader olması lazım aslında. Deneyelim.
Ama he, buna gerek yokmuş. Ben belki result değerini return ediyor ama öyle bir şey yok. Başka ne var? Ah. 100 STD EO file. PS'ymiş, EO değilmiş. File sistemden okuma yapıyoruz. Evet, bir de çalıştıralım. Herhangi bir sıkıntı yok. Okudu. Şimdi burada bizim avantajımız şu. Buff Reader'ı kullandığımız zaman Buff Read'e gelelim. Biz Buff Reader'ı kullanabiliyorsak Lines metodunu da bunun üzerinde kullanabiliyoruz. Lines iter kursör. Tabii biz bunu kullanmıyoruz. Lines diyelim. Lines ne yapıyor bize? Kursörü kullanmış burada ama kursör olmadan da kullanabiliyoruz. Çalıştıralım bir bakalım. Lines. Şöyle yapalım. Daha sonra print ile bunu ekrana yazdırdığım zaman dosya biraz daha gözüme üstünde ne yapabileceğimi görebiliyorum. F diyelim. Tabi burada muhtemelen şöyle bir şey yap diyecek. Buffread. Buffread'i de burada eklemek gerekiyor. Şimdi anladım. Buffread. Şu lines metodunu kullanabilmemiz için Buffread'i buraya getirmek gerekiyor diye tahmin ediyorum. Ama if the thread is in escort, tamam. Biz ekledik Buffread'i. Abicim ekledik ya. Tamam anladık ne demek istediğini. Buff Reader'da yok. Tamam. Tamam kardeş. Tamam. Al. Let's mode F lines. Şimdi çalışırsın. İlla da zorluyor. Yani bazı şeyler otomatik olur diye bekliyorum ama tam otomatik olmuyor. Evet her neyse. Şimdi biz aldık. Print F dedik. Bakalım ekrandaki yazı nasıl olacak. Read dosyasını çalıştıralım. Lines'miş. Tamam dosyamız da şu falan filan cart birkaç tane bilgisi var. Ben bunun üzerinde bu bir iterator oluşturuyor. Iterator oluşturduğu için ben artık var olan iteration metotlarını bunun üzerinde kullanabilirim. Şimdi burada ilginç bir şey denemeyi düşünüyorum. Şimdi benim niyetim şu. F map diyeceğim. Map, bu map her defasında bana line'ı verecek. Yani bir satırı verecek. Buradaki bir satırı verecek. Benim niyetim zaten buradaki bir satırı almak. Fakat bu satırlar üzerinde biraz işlem yapacağım. Neden mesela? Şuradaki satırı alıp buradaki sayıları parçalayıp buradaki sayıları bir vektöre atacağım. Daha sonra bu elde ettiğim her satırda elde ettiğim vektörü de diğer bir başka vektörün içine atayacağım. Vektör konusuna bakmanızı tavsiye ederim eğer kafanız karışıyorsa. Şimdi pardon şöyle yapalım. Burada map bizden ne istiyor? Bir tane closure istiyor. Yani biz bir fonksiyon yapacağız. Bir closure burada tanımlayacağız. O closure bize bir tane şeyi return edecek. Niyetimiz bu. En azından bizim şu anki niyetimiz bu. Şimdi line bir tane string bize veriyor. Dolayısıyla ben bu string üzerinde split white space desem line split white space bu birleşik oluyor. Dediğim anda burada white space dediğimiz şey işte virgül, efendim söyleyeyim nokta, enter, boşluk falan gibi white space denilen karakterler var. Tamamının hangileri olduğunu tam aklımda tutmuş değilim ama zaten burada sadece boşluk var. Boşluk da white space. Bu white space bir string üzerinde kullanıldığında bir iteration oluşturuyor. Yani işte 26 bir eleman oluyor. 53 1 06 1 34 bir eleman oldu. Şimdi ben bunu aldıysam bu bir iteration ise ben bunun üzerinde map burada da bir map metodunu kullanabilirim.
Buradaki map'te ne yapacağız peki? Buradaki map her biri bir sayı olacak. Ben buraya geliyorum. Burada bu defa sayı diyorum. Ama bu sayımız sonuçta string olduğu için ne yapmam lazım bu sayı? Sayı nokta parse yapmam lazım. Sayının parse edilebilip edilemediğini burada belirtmem lazım. Hangi değere parse edilmesi lazım? i32'ye. Ama parse metodu result değerini bize yolluyor. Dolayısıyla ben buraya unwrap diyorum. Çünkü eminim ki bütün değerlerim parse edilebilir bir pozisyondadır. Eğer boşlukları saymazsak, enter'ları ki mesela burada lines ile enter'ları yok ettik. Burada boşlukları yok ettik. Dolayısıyla burada sadece işte bu sayı kaldı. Bu bunların her biri bir eleman oldu. Iteration bir eleman oldu. Dolayısıyla ben bunları parse edebilirim. Kime? i32 değerine parse edebilirim. Daha sonra ben bunu her bir elemanı parselledikten sonra bunu collect metoduyla, yine bunun için iteration konusuna bakabilirsiniz. Collect metoduna yolluyorum. Collect metodu bana batch i32 oluşturacak. Daha sonra her bir satırdaki elemanları bir vektöre atadım ya. Şimdi bunlardan gelen değeri şu büyük map fonksiyonuna, metoduna göndermiş oldum. Dolayısıyla gelip buna diyorum ki collect ne olsun? Bu defa bu collect metodu bana şunu toplayacak. Öyle bir vektör ki içinde vektör olacak ve o vektörün içinde de i32 olacak. Çünkü buradan gelen her bir değer buradaki vektörün bir elemanı olacak. Olay bu. Ama tabii ilk etapta hatalı çalışma ihtimali çok yüksek. Şimdi burada içerik çok fazla olduğu için bunları sileyim ben. Şu kadarlık kısmı çalışsa bize yeterli. Tamam. Bunu da çalıştı, kaydedelim. Bir bakalım çalışacak mı? Çalışmama ihtimali var. Expected. Tabii 3 tane açtık, 2 tane kapattık. Başka. Batch unwrap. A semicolon. Ne diyor ya bu? Ve bu arada ben niye bunun yazısını tam görmüyorum? A semicolon here. Collect metodu zaten böyle çalıştırılıyor. Unwrap. Gözden kaçırdığım bir şey mi var? Method not found in results. Line. Burada lines dediğimiz zaman niye result değerini vermiyor ki? Line method. Bunun kendisi bize result değerini veriyor. Split by space böyle bir şey yapmaması lazımdı ya. Bir bakalım string'e. String'de white space olacak. Şimdi white space split şeyde tabi aşağıda olması lazım. Çünkü split white space şu split white space bize veriyor. Bu da iteratora implement edilmiş. Dolayısıyla aslında bir result değil. Niye? Split white space direkt iteration veriyor bize. White space. Ben yanlış mı kullanmışım? White space, split white space. Lines metodu. Lines metodunu mu yanlış kullandık acaba? Buffered'in lines metodu bize ne veriyor? Lines veriyor. Tamam, sıkıntı yok. Option results string veriyormuş her defasında. Lines aslında her defasında bir results değeri veriyor. Dolayısıyla biz bunu her defasında unwrap edemeyiz ama edebilir miyiz? Bir unwrap yapalım. Bir böyle deneyelim bakalım.
Birinci hata gitmiş mi? Resource string. Nerede ya? Line split 9. Tamam. Unwrap. Ha, kaydetmemişim ya. Tamam. Birincisi gitti. Birinci hata gitmiş ama add here. Unwrap. Biz buraya let v diyelim. Let v eşittir şu ve v'yi return etmiş olalım. Yani map her defasında buradan gelecek olan vektörü alsın. Sonra bu da aman onu nasıl unutmuşum ya. Hepsini anladım da onu nasıl unutmuşum ya. Buna gerek yok, yok. Buna gerek yok. Ben yanlış anladım. Buna hiç gerek yok. Bu olmadan da olur. Sadece buraya bir tane atmam gerekiyordu. Bakalım. Vol ve evet tahmin ettiğim gibi. F nerede? 16. satırda. Doğru. Biz burada F'yi iteration aldığımız zaman, map üzerine aldığımız zaman buradaki sahiplikler buraya gitti. Vektör oluşturduk. Bilmem ne yaptık. O yüzden bunu ne yapabiliriz? Let's A diyelim ve A'yı ekrana yazdıralım. Yes. Read. Pardon. Evet, gördüğünüz gibi bakın bir tane dizimiz var. Dizimizin birinci elemanı 59'dan oluşan bir dizi. İkinci elemanı 73 ve 41'den oluşan bir dizi. Üçüncü elemanı da 52-49'dan oluşan bir dizi. Bakın buradakilerin aynısı tık 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 yerleştirilmiş. Aslında biz burada tek bir komutla bunların hepsini gerçekleştirmiş olduk. Tek bir komut demeyelim de neredeyse hiçbir döngü kullanmadan bunların tamamını yapmış olduk. Yapmam, yapamam diye biraz düşünmüştüm ama o yüzden hatta çıkan hatalar acaba bilmediğim bir şey vardı o yüzden mi hata veriyor diye düşündüm ama yok öyle bir şey yokmuş. Gayet güzel bir şekilde her bir satırdaki sayıları bir diziye sonra bu satırların her birini de bir başka diziye eklemiş olduk ve ekrana yazdırmış olduk. Bunu öğrendikten sonra sorunun kendisi vardı. Neydi? Projektörlerin 67. sorusu bu. Şurada. Bu soruyu kendiniz güzel bir algoritması var. Tavsiye ederim yani biraz kafanızı yormanızı tavsiye ederim. Buradaki temel mantık şu olasılık ihtimali çok fazla olduğundan dolayısıyla adam diyor ki bu olasılıkların hepsini değerlendirmek yerine güzel bir algoritma kullanman gerekir. Bu algoritma şöyle bir şey. Mesela bir ağacın dallarının hangi dalının daha fazla dal taşıdığını düşünürseniz işte ağaçtaki yapraklar hangi dalda daha çok yaprak var diye düşündüğünüz zaman aslında root yani kökten gitmek yerine her defasında en tepedeki nelerden yapraklardan yola giderek oradan köke doğru gitmek daha mantıklıdır. Burada da esasında algoritma budur. Ama dedim bu defa soruyu çözmeyeyim. Siz çözerseniz daha güzel olur kanaatindeyim. Bu başlangıç açısından bence o dosya okuma konusu için yeterli diye düşünüyorum. O kadar da uzatmaya gerek yok. Ama hani benim az çok derslerimi takip eden varsa ki var ama ne kadar takip edebildiği de biraz muamma. Çünkü internet ortamında daha çok işte 2 satır, 3 satırlık komutlarla olup bitenin ne olduğunu pek fazla anlatmayan videolar daha çok ve Türkiye'dekiler de açıkçası böyle biraz beleşçi bir kültür desem yanlış olmaz. Yani sihirli bir değnekle 2-3 dakikada böyle yazılımın sırrını bulmaya çalışan insanlar çok fazla Türkiye'de. Bende o yok. Bunun kaynağı daha önce de söylemiştim. Öğretmenlikten gelen bir şey bu. Bir öğrenciye işte neyin ne olduğunu böyle biraz daha detaylı anlatmam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bazı derslerim uzun oluyor. Uzun olması bence kötü de değil. Sonuçta millet 3 dakikalık, 5 dakikalık videoları izlerken de atom parçalamıyor geri kalan boş zamanında. Çok da öğrenebildiğini düşünmüyorum. Yani
Evet, basit bir konu 5 dakika olabilir ama mesela çok önemli bir konu da bence 5 dakika tutmaz. Yani bir konuyu az, konu sayısı az olur veya olmaz bilmiyorum ama bir konuyu anlatacaksak mümkün mertebe karşımızdakilerin seviyesine uygun olarak detaylandırmamız gerekir. Yani öyle bir şekilde anlatmamız gerekir ki onu dinleyen ya da onu alan, öğrenen kişi anlatan kişiye bir daha muhtaç olmamalı. Ya da olacaksa çok az yerlerde muhtaç olmalı diye düşünüyorum. O yüzden benim dersler biraz uzun sürüyor. Yine bu dersin videosunun sonuna gelmişseniz, buraya kadar dinlediyseniz şöyle. Benim kanalımın ismi çok dandik. Aşırı dandik çünkü ilk etapta böyle bir nasıl desem. Türkiye'de baktım hiç kimse RAS programlama dilini anlatmıyor. Herkes de merak ediyor ama kimse de demiyor ya bununla ne yapabiliriz? Bir şeyler yapalım mı yapmayalım mı? Kimse de o şey yok ama heves herkeste var. Böyle bir karizmatik bir programlama dili olduğundan dolayı her sene işte en sevilen programlama dili seçildiğinden dolayı herkes merak ediyor. Ama pek fazla doküman yok. Özellikle Türkçe doküman yok. Ben o yüzden kanalı açtım aslında. İlk dersleri de o yüzden yaptım. Tabii o seviyeye gelebilmek için de kendim de bayağı bir çalıştım aslında RAS programlama diline. Hala bir eksikliklerim var. Hatta bazen diğer derslerimi dinlediğim zaman bazı hatalar yaptığımı fark ediyorum. Mesela ilk derslerimin ses kalitesi de çok kötü bu arada. Yine de hani mümkün mertebe kendim nasıl anladıysam, ne kadar bilgi elde ettiysem o bilgileri mümkün mertebe videolarda anlatmaya çalışıyorum ki maksat kafada soru işaretleri kalmasın. Çünkü öğretmen olarak da son zamanlarda eğitimdeki işte çürümeden ne bileyim öğrencilerin artık bir konuyu anlamayıp konunun işte nasıl desem böyle sihirli bir noktasını yakalamaya çalışmalarını görüyorum. Sürekli böyle sihirli bir nokta varmış da çocuk onu yakalamaya çalışıyormuş. Onu yakalasa zaten tamamdır. Atomu parçalayacak çocuk diye bir eğitim anlayışı gelişmiş. Böyle oyun oynuyoruz çocuklar. Haydi eğleniyoruz çocuklar tadında bir duruma dönüşmüş. Ben bunun da çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi mümkün mertebe işte konunun özüne inip sebep sonuç ilişkisini, nedenini, cartını cürtünü anlatmayı düşünüyorum. Bu sebepten dolayı dediğim gibi kanalın ismi de dandik. İlk derslerde biraz kötü. Hem kanalın ismini değiştirmeyi düşünüyorum. Hem de dediğim gibi bu kanal daha çok bilgisayar bilimlerini anlatma üzerine. Frameworkçü değilim ben. Framework anlatmayı düşünmüyorum hiçbir zaman. Framework'ü kendime lazım olduğu zaman anlatmayı düşünüyorum. Sanırım bu kadar. Evet. Güzel oldu ama bu. Bu tek bir satırda bunları yapmak bence güzel oldu. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Bu arada kanalın ismini benim projenin ismiyle aynı yapacağım. Çünkü niyetim bu kanalı eğitim kanalı yapmak. Yazılım üzerine bir eğitim kanalı yapma niyetindeyim. O yüzden Libredo ismini düşünüyorum. Tabii logo olmadığı için hala öyle boş boş duruyor. Daha sonra değiştireceğim ben bu ismi. Bilginiz olsun. Yani bir gün kanalın ismi değişmişse neden değişmiş diye şüpheye düşmeyin. Evet, bir sonraki derslerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.